Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Nasılsınız? İyi hamdolsun ama bu koronavirüs Osmaniye'de yüksek maalesef. Hep beraber mücadele etmeliyiz. Tedbirleri hiç gevşetmemeliyiz. Çok bıraktık. İnşallah. Aşılar olduk mu? Olduk abi. Burada çalışanlar oldu mu? Çalışanların hepsinde var abi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok şükür. Nasılsınız? Vallahi bu korona yükseldi. Canımızı sıktı. Bunu düşürmeliyiz. İnşallah. Osmaniye'ye bu hiç yakışmadı. Evet. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun. Siz de iyisiniz. Vallahi şu koronayı bir def edersek iyi olur. Yani. İnşallah. Ama hep beraber mücadele edelim. Tabii. Tabii. Çalışmalarımızdan da çok memnunuz. Allah razı olsun. Allah hayırlı günler versin. Yani 70-70 valileri bir servisinde ön saflarda yer alan insanlar. Allah razı olsun. Sağ olun. Sağ olun. Sayın abi. Dikkat ediyor muyuz tedbirleri? Bitmeliyiz abi. Başka çaremiz yok. Aşı doldu. Hayırlı süsek sayın abi. Biz sizden memnunuz. Takip ediyoruz. Halkla şişesiniz. En büyük takdir ettiğim kısım burası. Allah razı olsun. Başka çaremiz yok. Mücadele edeceğiz. İnşallah. Tedbirlere uyarsak düşer. Allah razı olsun. Allah iyilik etsin. Sağ olun. Ya vallahi bu korona yükseldi. Canımızı sıkıyor. Evet. Tedbirler yok Allah. O zaman Allah'ın izniyle bunu baş edeceğiz. Koronavirüsle ilgili denetimlerimizi, kontrollerimizi bugün de sürdürüyoruz. Benim gördüğüm bütün Osmaniyeli hemşerilerimiz bu Osmaniye'mizde koronavirüsün yüksek seyretmesinden hepimizi üzdü ve rahatsızız. İnanıyorum ki inşallah önümüzdeki günlerde koronavirüsü düşüreceğiz. Bu düşürmeyi hep birlikte gerçekleştireceğiz. Eğer hep birlikte mücadele etmezsek, tedbirler olmazsak biliyoruz ki düşüremeyiz. Ancak bunun yolu daha önce başardık, yine başaracağız. Hep birlikte tedbirler olmaktan geçiyor. İnşallah bundan sonra daha iyi bir ivme yakalayarak çok iyi sonuçlar alacağımız günlere doğru gitmeyi temenni ediyorum. Ayrıca aşılarımız olmalıyız. Aşılama sürecini tamamlamamış olan vatandaşlarımızın aşılama sürecini tamamlamaları da çok önemli. Yine eğitim, öğretim hayatımızın devamı açısından 12 yaş ve üstü çocuklarımızın, okula giden çocuklarımızın aşı olmaları da bu mücadelede önemli. Bu hususta öğretmenlerimizin, öğrenci velilerimizin, okul müdürlerimizin gerek hassasiyeti göstermeleri ve inşallah hep birlikte bu mücadeleyi sonuna kadar sürdürmeye kararlıyız. İnşallah bu yüksek vaka oranından bir an önce kurtulmayı hedefliyoruz.